Dağılışına bakacak olursak büyük bir kısmı tabii ki ülkemizde olmakla birlikte Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgeleri ve Batı İran'da dağılış göstermekte. Görece bu şekilde geniş çaplı bir dağılışa sahip olması, işte popülasyon yoğunluğunun çok olması gibi kriterler dikkate alındığında IUCN'de Least Concern kategorisine yer alan bir tür. Türkiye'deki dağılışına bakacak olursak da İç Anadolu bölgesinde İşte Doğu Anadolu bölgesinin güney kesimleri, Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsayacak şekilde bir dağılışa sahip. Burada kullanılan metot aslında bilimsel yaklaşım sıklıkla tercih edilmiş, uzun yıllardır kullanılan pek çok canlı grubunda test edilmiş bir kavramı içeriyor. Eşeysel dimorfizm, erkek ve dişiler arasındaki fenotipik farklılıkları içeren bir kavram aslında. Bu farklılıkların sebep olduğu davranışsal, şekilsel, boyutsal karakterleri incelemeyi, açığa çıkarmayı amaçlamış bir çalışma alanı olarak tanımlayabiliriz. Benzer şekilde eşeysel büyüklük dimorfizmi de başta kertenkeleler olmak üzere, özellikle de bu lacertik dediğimiz yani kaya kertenkeleri grubunda olmak üzere doğada sıklıkla rapor edilmiş, çok yaygın bir şekilde karşılaştığımız bir kavram olarak ön plana çıkmakta. Özellikle bu familyadaki kertenkelelere dikkate alacak olursak da erkeklerin dişilerden daha büyük oldukları, bunu destekleyen morfolojik karakterlere sahip oldukları örüntüler ortaya çıkmakta. Bu da daha çok bunlara erkeklere fiziksel bir avantaj sağladığı ile ilişkilendirmiş. Tabii bu Apatya cinsindeki türlerle ilişkili baktığımız zaman iki tane tür var zaten burada. Kappadokya dışında bir de Yasujika diye bir tür var. Bizim ülkemizde dağılış göstermiyor. Bu iki tür açısından işte sistematikleriyle ilgili, filogenileriyle ilgili, ekolojik nitelikleriyle ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen işte bu tarz işte eşeysel dimorfizmini içeren evrimsel değerlendirmeler çok sınırlı sayıda. Yani karşılaştırma yapabileceğimiz literatür bilgisi de bu noktada yetersiz ve sınırlı sayıda diyebiliriz. Bu çalışmada toplamda 87 ergin birey kullanıldı. 38 tanesi bunların erkek, 49 tanesi de dişi. Tabii bu örnekler geçtiğimiz yıllarda farklı bilimsel çalışmalarda toplanarak kullanılmış ve şu anda da 9 Eylül Üniversitesi Biyoloji bölümünde yer alan müzede saklanan müze materyalleri. İlk etapta erkek ve dişilerin tespiti hemipenisin bulunup bulunmamasına göre gerçekleştirildi. Bu ayrım bu şekilde yapıldı. Daha sonra ne gibi istatistiksel analizler gerçekleştirildi? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. İki ana grup var bizim kertenkeleler üzerine bildiğiniz gibi incelediğimiz. Birincisi morfometrik ölçümleri hayvanların. Bunlar dijital bir kumpas yardımıyla gerçekleştirildi. Ölçülere kayıt altına alındı. Diğer ikinci grup ise meristik karakterleri hayvanların yani pul ve plaklarının sayıları. Bunlar da foliduris nitelikleri yani foliduris karakterleri. Bunlar da bir mikroskop altında, stereo bir mikroskop altında sayılarak kayıt altına alındı. Toplamda 11 morfometrik, 16 tane de meristik karakter incelendi. Tabii bunların her birinin ortalama değerleri, minimum maksimum değerleri, standart sapmaları kayıt altına alındı. Ancak bu karakterlerden hangilerinin cinsiyetlerin ayrımında önemli derecede, hatta anlamlı derecede diyelim yani bu istatistiksel olarak anlamlı derecede katkı sunup sunmadığı ANOVA testi gerçekleştirilerek saptandı. Tabi burada bu testi yapmadan önce her bir değişken normal dağılım gösterip göstermiyorum. Bunu tespit ettim. Her bir değişken normal dağılım gösterdiği için ANOVA'ya başvurdum. Bu ANOVA analizi sonucunda da bir tane morfometrik, 6 tane de meristik karakterin bu erkek dişi ayrımında anlamlı derecede bir fark yaratmadığı tespit edildiği için bunlar veri setinden çıkarıldı. Sonuç olarak da son aşamada onar her bir grup için yani hem morfometrik hem de meristik karakterler açısından onar tanesi multivariate seviyede bir çıkarımda bulunmak için principal component analizine başvurularak kullanıldı. Burada kullanılan morfolojik karakterlerin isimlerini paylaştım sizlerle. Tabii analizlerin rahat bir şekilde sürdürülebilmesi için her birine harfsel bir kod verildi. İşte baş artı gövde, kuyruk uzunluğu gibi, işte baş eni boyu gibi burada gördüğümüz morfometrik ölçümler var. Bunun dışında da işte hepsini burada saymayayım. İşte femoral porlar gibi, subdijital lamellerin sayıları gibi veya mesela sırt pullarının sayıları gibi, dorsalya gibi pek çok foliduris karakteri burada değerlendirmeye alındı bu şekilde. Sonuçlara bakacak olursak da ilk olarak morfometrik ölçümlerin sonuçlarına bakacak olursak
ANOVA testi neticesinde analize sokulan 10 tane karakterin tamamında erkeklerin dişilerden büyük olduğunu biz de burada tespit etmiş olduk. Tek karakter burada istatistiksel olarak anlamlı çıkmayan SVL yani baş artı gövde uzunluğuydu. Aslında bu karakterde de erkekler dişilerden daha büyük ama yani bu istatistiksel olarak anlamlı bulmadı analiz bunu. Anlamlı bir fark olmadığı neticesine ulaştı. Dolayısıyla gerek anlamlı bütün karakterlerde anlamlı olanlarda da gördüğünüz gibi erkeklerin dişilerden burada boyutsal anlamda ki bütün karakterlerde, ilişkili bütün karakterlerde daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Diğer meristik karakterlere bakacak olursak da benzer şekilde bu 10 tane karakterden 8 tanesinde erkeklerin dişilerden daha yani artık tabii burada büyük olduğunu değil sayıca daha fazla sahip olduğunu söyleyebiliyoruz bu karaktere. Sadece 2 tanesinde postnasal sayısında ve ventrale yani karın altındaki pulların sırasının sayısında dişilerin erkeklerden daha büyük olduğu geri kalan bütün 8 karakter açısından da erkeklerde daha fazla sahip olduğu bu karakterlere tespit edilmiş oldu. Son olarak da principal component analizinin sonucuna bakacak olursak burada ilk üç faktörün toplam varyansın yaklaşık %81,5'unu açıkladığı tespit edildi. İlk faktör açısından bu faktöre katkı sunan karakterler, en çok katkı sunan daha doğrusu karakterlerin morfometrik ölçümlerle ilişkili yani boyut ölçümleriyle ilişkili karakterlerin olduğunu tespit etmiş oluyoruz. Sonraki gelen iki faktör açısından görece olarak daha çok foligosis karakterlerin, metrik karakterlerin etkili olduğu sonucuna ulaşmış oluyoruz. Tabii bütün bu birinci ve ikinci faktörü göz önüne alarak düzlemsel bir hatta bireyleri dağıtırsak tam olarak yani kesin bir çizgi aralarından çizemediğimizi fark ediyoruz burada. Yani multivariate seviyette belki yani veyahut da sadece şu karakteri kullanarak işte ne bileyim tibiyeli kullanarak ya da işte diğer farklı bir karakteri kullanarak kesin bir ayrımı yapmak zor gözüküyor bu anlamda yani erkek ve dişiler arasında. Ama karakter bazlı düşündüğümüzde her birinin erkeklerin dişilerden daha büyük olduğunu genel itibariyle birkaç karakter dışında tespit etmiş oluyoruz. Bir toparlama yapacak olursak, mevcut literatür ışığında da yani kendi sonuç bir özetleyerek kendi sonuçlarımızı karşılaştıracak olursak, şimdi öncelikle araştırmacılar özellikle de mesela sürüngenlerde eşcinsel dimorfizm çalışılıyorsa, karşılaştırması yapılıyorsa, vücut büyüklüğünün önemli bir belirleyici olduğunu ve mutlaka analize katılması gerektiğini tespit etmişler. Özellikle de benim çalıştığım şu an işte bu Apatya'nın bulunduğu grubu dikkate alacak olursak bu familyayı, dediğim gibi sunumun başında da erkeklerin dişilerden daha büyük vücut boyutlarına sahip olduğunu tespit etmişler. Bunu da erkeklere bazı fiziksel avantajlar sağladığıyla ilişkilendirmişler. Ne gibi? Örneğin bölge savunması veya işte erkek erkek dövüşlerinde çiftleşme başarısına götürecek olan başarılı bir daha büyük ebata sahip olmanın fiziksel bir avantaj olmasını sağlamasıyla ilişkilendirmişler. Örneğin erkek erkek kavgalarında daha büyük ebatlı olmanın başarıya ulaşmayla korele olduğunu tespit etmişler. Bunun gibi farklar var. Diğer bir nokta da mesela daha büyük başa sahip olmak daha kuvvetli bir ısırma kuvveti ortaya çıkaracağı için, ısırma davranışı ortaya çıkaracağı için yine erkeklere fiziksel bir avantaj sağladığı tespit edilmiş. Son olarak da femoral porların mesela femoral porlar bu familyaya özgü bir yapı diyebiliriz. Bunlar seçiminde bir sinyal mekanizması üstleniyor. Bir holokrin salgı salgılanıyor bu porlardan. Bunların sayısında yine erkeklerde daha belirgin ve fazla olduğu kişilere göre tespit edilmiş. Şimdi buradaki sonuçlara da bakacak olursak evet erkeklerin boyutsal karakterler açısından dişilerden daha büyük olduğu ortaya çıkıyor. Yine baş karakteri açısından da aynı şekilde yani ısırma kuvvetini sağlayacak olan baş büyüklüğünün daha büyük olması da benzer bir örüntü olduğunu ifade ediyor. Son olarak da femoral porlarda nitekim femoral por sayısı da anlamlı derecede dişilerden daha fazla sayıda. Yani burada apatya cinsiyle ilgili, apatya kapadokya türüyle ilgili olarak mevcut literatürde var olan bu familyadaki gözlemlenen örüntünün bu tür açısından da benzer olduğunu söyleyebiliriz. Diğer kardeş türü yani Yasujika'da benzer bir çalışma gerçekleştirilmiş. O da benzer bir örüntüye sahip olduğu tespit edilmiş. Diğer Lasartida familyasındaki türlerle gözlemlenen aynı örüntünün bu tür açısından da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Soru ve katkılarınız varsa lütfen buyurun.
Çok teşekkürler Kamil Hocam sunumunuz için. Sorumuz varsa alabiliriz hocalarım. Eğer yoksa bir sonraki sunumumuza geçiş yapabiliriz. Bir sonraki sunum için Doktor Öğretim Üyesi hocamız Berna Kavakçıoğlu yardımcı hocamı davet etmek istiyorum. Hocam buyurun. Teşekkürler hocam. Ben de ekranı paylaşmaya çalışayım hemen. Tamam hocam. Şu anda geldi galiba, değil mi? Evet hocam, şu an görebiliyorum ben. Diğer hocalarım da eğer görebiliyorsa, belirtirlerse seviniriz. Akışı da bir kontrol edin hocam isterseniz. Evet, akışta da bir problem gözükmüyor hocam. Peki, teşekkür ederim. Müsaadenizle başlıyorum o zaman hocam. Buyurun lütfen hocam. Ben bugün bizim de üzerinde bir daha önce araştırma makalesi yayınladığımız ve aynı zamanda yine tarafımızca yazılan bir derleme olan bir derleme çalışması sunacağım. İmidazol sınıfı antifungalların kanser hücreleri üzerindeki etki mekanizmalarına değinmeye çalışacağım. Ondan önce çok kısa kendimi tanıtayım. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum 2 yıldır. Bugün sizlere sunacağım bu konunun içeriğinde kısaca antifungallar ve antifungal terapiye değineceğim. Ardından Hocalarım, hocam. sesleri kapatabilir miyiz acaba sunumu yapmayan hocalarım? Pardon hocam. Estağfurullah hocam, hiç önemli değil. Daha sonra imidazol sınıfı antifungallar ile devam edeceğim. Bu imidazol sınıfı antifungallardan antikanser etkisi açısından öne çıkan klotrimazol, ekonazol ve ketokinazol adı verilen 3 farklı antifungalın antikanser özelliklerine değinip yapılan bu çalışmalar kapsamında da sonucumuza çok kısa değineceğim ve bitireceğim. Antifungal ilaç adından da anlaşılacağı üzere konakçı hücreye minimum toksite gösterirken fungal patojeni selektif şekilde öldüren ajanların tümüne verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan antifungal ya da antimitotik ilaç tedavisi ya da ajan tedavisi denildiği zaman ise bu ilaçların sistematik fungal enfeksiyonların tedavisi amaçlı kullanımı kastedilmektedir. Şimdi antifungal ajanları etki mekanizmalarına göre 7 sınıfa ayırıyoruz. Bunlar birinci sınıf ergosterol biyosentezini inhibe edenler, ikincisi fungal hücre duvarının sentezini inhibe edenler. Gördüğünüz gibi etki mekanizmalarına göre 7 farklı sınıf var ve hepsinin aslında hedefi farklı, hedef aldığı biyomolekül farklı. Burada hepsini tek tek saymaktansa ben ergosterol biyosentezini inhibe edenler yani azoller üzerinde durmak istiyorum. Azoller az önce de belirttiğim gibi membrandaki ergosterol biyosentezini inhibe edip mantar hücresine yani fungilere zarar veren bir ajan türü. Ve azollerin daha önce geliştirenleri yani eskiye daha tarihte daha geriye olarak geliştirilenler olarak imidazoller karşımıza çıkıyor. Daha yeni nesil olarak ise triazoller var. Bu triazollerin daha spesifik olduğunu ve toksitelerinin daha az olduğunu imidazollere göre söyleyebiliriz. Bununla birlikte imidazollerin aslında kanser hücreleri üzerinde oldukça önemli antikanser etkileri de var. Apoptotik hücre ölümünü indükleme özellikleri var. Bu noktada çok kısa apoptotik hücre ölümüne değinmek istiyorum. Apoptotik hücre ölümü bildiğimiz gibi programlanmış bir hücre ölüm türüdür. Genellikle kanser tedavisinde kanser hücrelerinin apoptotik yoldan ölüme sürüklenmesi istenir. Nekroza kıyasla yani nekrotik hücre ölümüyle kıyasladığımız zaman apoptozun hücre ölürken etrafına herhangi bir enflamasyon saçmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle çevre dokuların ya da çevre hücrelerin korunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki apoptozun sağlıklı bir bireyde, sağlıklı bir organizmada belirli düzeyde olması istenir ama özellikle kanserli dokuları eğer ölüme sürüklemek istiyorsak apoptotik hücre ölümü hedef ölüm türlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Apoptoz yolaklarından da çok kısa bahsedecek olursam burada karışık bir şekil görmekteyiz ancak apoptoz yolakları extrinsic yani ligand reseptör etkileşimlerine bağımlı olarak hücreyi ölüme sürükleyen yolaklar ve mitokondrinin merkezde olduğu ve bu nedenle intrinsic ya da mitokondriyal yolak olarak da adlandırılan ve mitokondriden bir takım faktörlerin salınımıyla hücreyi apoptoza götüren yolak olmak üzere başlıca iki kısımda inceleniyor apoptoz yolakları.
Şimdi imidazoller sınıfında bazı ilaçların gerçekten kanser hücreleri üzerinde oldukça etkili olduğunu vurgulamıştım. İmidazol, başlıca imidazol antifungallarına baktığımız zaman birçok ajan karşımıza çıkıyor. Ama en çok gerçekten üzerinde araştırma yapılan, literatürde bilginin olduğu ve gerçekten antikanser etkinin gözlemlendiği 3 ilaç klotrimazol, CTZ olarak bundan sonra belirteceğim. Ketoconazol, KTZ olarak yazacağım ve ekonazol da ENZ olarak belirttiğim 3 ajan karşımıza çıkıyor. Hemen klotrimazoldan çok kısa bahsedeyim. Klotrimazol 1973 yılında ilk kez Almanya'da satışa sunulmuştur ve oldukça geniş spektrumlu bir antifungaldır. Gördüğünüz gibi pek çok fungi üzerine etkisi vardır. Kandida türleri de olmak üzere, yani yeast, maya olarak da adlandırabileceğimiz türler olmak üzere pek çok geniş anlamda etki gösterir. Bu azol türevinin anti-inflamatuar özelliklerinin araştırılmaya başlanmasıyla aslında klotrimazolün kalmodilini antagonize edici aktivitesi keşfedilmiştir. Bildiğimiz gibi bu kalmodilin tüm ökaryotik hücrelerde sentezlenen ve çok fonksiyonlu bir ara kalsiyum bağlayıcı haberci proteindir. Dolayısıyla bu proteini inhibe eden, yani antagonist etki gösteren moleküller pek çok hücresel proses için oldukça önemlidir diyebiliriz. Ve klotrimazolün bu antagonist etkisinin belirlenmesi aslında antikanser etkilerinin olabileceğini de düşündürmüştür bu alanda çalışan bilim adamlarına. Çünkü yine bildiğimiz gibi kalsiyum iyonlarının glikolitik enzim bağlamasını arttırıldığı düşünülmüştür ve bu ilacın glikolitik yolağın inhibisyonu üzerine araştırmalar yürütülmüştür. Fatma Hocam da sunumunda belirtti. Glikozun toksik, genotoksik etki gösterdiğini belirtti. Biz de biliyoruz ki kanser hücrelerinde glikoliz yolağı oldukça fazla çalışır ve glikoz bu anlamda da toksik etki gösterir. Dolayısıyla klotrimazolün glikolitik pathway üzerinde inhibisyon etki gösterme olasılığı o dönem için oldukça önemliydi. Bu tabloda aslında yürütülen çalışmaların bir özeti var. Çok daha geniş ama ben burada bu kadarını vermeye çalıştım. Hepsini tek tek saymayacağım ama gerçekten bakıldığında glikolitik pathway'de etkin olan fosfofruktokinaz, aldolaz, hexokinaz gibi pek çok enzimi inhibe ettiği ya da mitokondriyal bağını ya da sitosiskeletonla olan bağını kırdığı görülmüştür. Yine apoptozdan bahsetmiştim. Pek çok hücre hattında apoptozu indüklediğinden bahsedilmiştir. Apoptozu indüklediği pek çok farklı test ile, güvenilir testler ile gösterilmiştir. Dolayısıyla klotrimazol bu anlamda, yani pek çok farklı, gerek katı gerekse lösemi hücre türleri üzerinde etki göstermesiyle oldukça önemlidir. Burada da yine gördüğünüz gibi yine farklı hücreler var ve oldukça farklı etkileri var. Bu etkileri tek tek vaktinizden çalmamak için bahsetmiyorum ama gerçekten önemli apoptoz markerlarını ve glikolitik pathway'in inhibisyonuna yönelik pek çok markerı görmekteyiz sonuçlarda. İkinci ajan ekonazoldü dikkatimizi çeken. Ekonazol da yine pek çok mantar tabanlı hastalığın iyileştirilmesinde oldukça etkin kullanılan, yaygın kullanılan bir diğer antifungal olarak karşımıza çıkıyor. Literatür hiyerarşik olarak incelendiğinde bu ajanın diğer fonksiyonları ile ilgili ilk bulguların aslında nitrik oksit sentaz aktivitesini inhibe etmesi ve prostaglandin E2 üretimini azaltması olduğu şeklinde görülmektedir. Yine klotrimazole benzer şekilde bu ilacın da kalmodilin aktivitesi üzerindeki etkisi, yani antagonistik etkisi bulunmuştur. Hatta 3 kat daha fazla etkili olduğu görülmüştür. Ancak yapılan literatür incelemesi sonucunda ekonazolün glikolitik pathway üzerine etkisinin araştırıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bunun sebebi olarak ise biz klotrimazolün kalsiyuma kalmodiline bağımlı fosfodiesteraza karşı etki gösterdiğini görüyoruz çalışmalarda. Belki de belirtilmemiş olmakla birlikte bu sadece bizim bir yorumumuz ama ekonazolün daha az selektivite göstermesi olabilir bu enzime. Yine bu tabloda ekonazolün etkilerini görmektesiniz. Az önce belirttiğim gibi glikolitik pathway'e yönelik herhangi bir şey karşımıza çıkmıyor. Yine farklı markerlarla apoptotik hücre ölümünü önemli oranda indüklediğini görüyoruz. Sinyal yolaklarını, yani aslında proliferasyonu indükleyen sinyal yolaklarını önemli oranda inhibe ettiğini görüyoruz.
mitokondriyal apoptozu regüle eden BCL2 familyasını regüle ettiğini, özellikle proapoptotik üyelerini aktive ettiğini görmekteyiz. Bu şekilde özetleyebilirim etki mekanizmasını. Yine burada gördüğünüz gibi sayın hocalarım, kaspas familyasında önemli bir kaspas olan kaspas 3'ü aktive ettiğini görmekteyiz. Kaspas 3 gibi ölümcül kaspasların yanı sıra kaspas 9 gibi başlatıcı kaspasları da aktive ettiğini görmekteyiz. Yani yine ekonozolde farklı kanser türleri üzerinde oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Ve son üzerinde durmak istediğim ilaç ketoconazol. Bu ilaç aslında KTZ diğer antifungalların aksine prostat kanseri tedavisinde, özellikle androjen yokluğu tedavisine direnç gösteren, yani daha zorlu prostat kanseri tedavisinde diğer bileşik ve tedavilerle birlikte kullanılmakta. Bu kullanımı onaylanmamış olmakla birlikte çoğu durumda aslında zorunda kalarak bu kullanıma gidilmekte hekimler tarafından. KTZ bu etkisini nasıl gösteriyor? Nonspesifik olarak CYP450 enzimlerini inhibe ediyor ve bu inhibisyona dayalı olarak da hem gonadal hem de adrenal androjen sentezinin bloke edildiğini görüyoruz. Tabii ki bu enzim familyası üzerindeki nonspesifik etkisi pek çok toksisteye, yani endişelere yol açmakta ve bunun başında da karaciğer üzerindeki gösterdiği toksik etkisi geliyor. Çalışmalara baktığımızda, özellikle bunlar klinik çalışmalar, işte bu durumun ortadan kaldırılması için klotrimazolün dozunun düşürüldüğü ve diğer terapilerle kombinlendiği bazı çalışmalar yürütülmüş ve gerçekten de olumlu sonuçlar elde edilebilmiş. Tabii ketoconazol için de bu bahsettiğim prostat kanseri üzerindeki etkisinin yanı sıra yine pek çok farklı kanser türlerinde bu kanser ve doku türlerini tabloda görmekteyiz. Diğer ilaçlarla benzer şekilde benzer mekanizmalar üzerinden apoptotik hücre ölümünü indüklediği, hücreyi ölüme sürüklediğini görmekteyiz. Ve sonuç olarak literatür irdelendiğinde imidazol antifungallarının oldukça farklı tümörler üzerinde antiproliferatif etkiye sahip olduğu açıktır. İncelenen bu antifungal, imidazol sınıfı antifungallar arasında bahsettiğim 3 imidazolün üzerinde en çok durulan ajanlar olduğu ve gerçekten de oldukça etki gösterdikleri görülmektedir. Bu anlamda bakıldığında ketoconazol medikal bir kullanım alanı bulmuştur, onaylanmamış olmakla birlikte. Ancak diğer imidazoller için şu an böyle bir durum geçerli değildir. Bu nedenle imidazollerin yeni biyolojik etkilerinin keşfedilmesinin oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim. Ayrıca spesifik ilaçlarla kombine uygulamaların araştırılması da oldukça değerli olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Berna Hocam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Yine oturumumuzun sonunda isterseniz sorular varsa şimdi de alabiliriz, sonunda da alabiliriz. Birkaç dakika geride kaldık ama çok problem olacağını düşünmüyorum. Eğer hocalarımızın soruları yoksa bir sonraki sunum için Mustafa Avşar Hocamızı davet etmek istiyorum ben. Merhabalar, sesim geliyor mu? Evet, buyurun hocam, geliyor sesiniz. Herkese merhabalar. İsmim Mustafa Avşar. Bugün size Türkiye'nin ot biçenlerinin biyoçeşitliliği ile alakalı anlatım yapacağım. Ot biçenler zaten ülkemizde yakın zamanda araştırılmaya başlanan bir konu. Bir ekran paylaşayım. Şu an görünüyor mu? Şu an geldi hocam. Akışa da bir bakabilirseniz size zahmet. Birkaç slide ileri gidebilirseniz. Oluyor değil mi? Evet, bir problem gözükmüyor. Buyurun lütfen. Herkese tekrardan merhabalar. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Ot biçenlerinin biyoçeşitliliği ile alakalı bilgilendirme yapacağım. Ot biçenler dünyada 6534 tane türü bulunmaktadır. Ülkemizde yaklaşık olarak 132 tür ile temsil edilmektedir. Boyları 2 milimetreden 22 milimetreye kadar değişiklik göstermektedir. Uzun bacaklarından ötürü kendilerine bu isimler verilmiştir. Avrupa'da bu şekilde tabir edilip ülkemize yansıtılmıştır. Ülkemizin zoocoğrafik konumu dikkate alındığında ot biçen türünün halihazırda bulunan 132 türden daha fazla olunduğu beklenmektedir.
Çünkü ülkemizde yapılan teşhis çalışmaları bu teoriyi desteklemekle birlikte Avrupa'daki tür kayıtları bizden daha fazladır. Ülkemizin konumundan ötürü bu sayının daha fazla olduğu beklenmektedir. Ot biçenler ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında aktif olmakla birlikte tarla, otlak, bağ, bahçe, orman ekosistemlerinde sıkça rastlanılmaktadır. Amerika'dan Asya'ya, Güney Yarımküre'den Kuzey Yarımküre'ye dünyanın büyük bir bölümünde bulunmaktadırlar. Daha çok nemli, tropikal ve ılıman tarım ekosistemlerinde yaşamaktadırlar. Ot biçenlerin dalımla etkiden abiyotik faktörler vardır. Bunlar sıcaklık, rakım, toprağın fiziksel yapısı, bitki ve canlı formasyonu ve ışık alma süreleridir. Ot biçenler otlar arasında yaygın olmayıp sadece bazı türleri kendilerini toprağa gömerek insan tarafından inşa edilmiş yapılarda, ağaç gövdelerinde, toprak veya taş üzerlerinde de yaşayabilirler. Dünya üzerinde kozmopolit ve yaygın olan Phalangium opilio, Labinium rotundum ve Diclorosma scabrum gibi türler bu durumu karakterize etmektedirler. Morfoloji vücut sistemlerine bakacak olursak kendileri daha çok örümceklerle karıştırılmaktadırlar. Fakat örümceklerde olduğu gibi boğum yani pedisel olmayıp vücut resimde görüldüğü üzere tek parça halindedir. Prosoma ve opistoma olmak üzere iki bölümden ayrılır. Göz tümseği, göz pedipalp bulunmaktadır. Altı çift bacağı bulunmaktadır kendisinin. Keliserleri en iyi karakterize eden grup zaten araktitlerdir. Böyle sınıflandırmasına bakacak olursak Atropoda şubesinde bulunmaktadırlar. Dört tane alt takımı bulunmaktadırlar. Kaptotalmi, Laniotheres, Dipnoi ve Hypnoi olmak üzere. Dünya üzerindeki dağılışlarına bakacak olursak Kaptotalmi en ilkel ot biçen grubunda yer alır. Akarlara çok benzerler. Bu grupta yer alan türlerin genital açıklıkları operkulum tarafından örtülü değildir. İlkel bir türdür. Ancak prosoma ve opistomaları tergit adı verilen zırhlarla örtülüdür. Bu grupta ayrıca birçok türünde göz bulunmamaktadır. Akdeniz ülkelerinden Avrupa, tropikal Afrika, Uzak Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika bazı bölgelerinde yaygın olarak gözlemlenmektedir. Çoğunlukla rutubetli ortamlarda toprağa gömülü taşlar altında yaşarlar. Avrupa'da Fransa, İtalya ve Yugoslavya'nın mağara ve kanyonlarında yaygın olarak bulunurlar. Laniotheres bu alt takımın günümüze kadar 4000'den fazla türü tespit edilmiş olup dünya üzerinde Güney Yarımküre'de daha çok yaygın olan ot biçen türüdür. Familyaların çoğu tropikal dağılış gösterirken bazı türler Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılış gösterdikleri tespit edilmiştir. Ancak belirtildiği gibi genel olarak Okyanusya, Afrika, Güney ve Orta Amerika'da yaygındırlar. Bu kıtalarda çoğunlukla orman ekosistemlerinde taş, yaprak, kabuk ve kütük altındaki nemli habitatlarda yaşarlar. Türlerinin çoğu gececildir. Gündüzleri ormanda yer alan kütük ve taş altlarında veya sulak alanlarda ot, yaprak, yosun aralarında geçirirler. Türkiye'den bu alt takıma ait tür şu an için verilmemiştir, tespit edilmemiştir yapılan çalışmalarda. Dipnoi, bu grubun yaklaşık olarak 32 cins ve 320 türü tanımlanmıştır şu ana kadar. Ayrıca bu gruba ait birçok fosil türü bulunmuştur. İki familyanda nesli tükendiği kaydedilmiştir. Dipnoi bugüne kadar biyoçoğrafik açıdan korunmuş bir gruptur. Ancak birçok tür sıcak bölgelerde bulunmaktadır. Ancak istisnai durumlarda söz konusudur. Örneğin Nemostatidae Meksika dağlarının kuzey yerlerinde, Kuzey Tayland'da bulunmaktadır. Bazı Turuglidae mensupları ise tropik bölgelerde bulunduğu gözlemlenmiştir. Türkiye'de bu alt takıma ait bazı örnekler tespit edilmiştir. Hypnoi, opilionotların son alt takımı olan bu grubun 200'den fazla cinsi bulunmakta olup yaklaşık 1700 türü tanımlanmıştır. Bu grubun familyaları değişik alanlarda yaşamaktadırlar. Kuzey Yarımküre'nin ılıman bölgelerinde. Kaptodia genellikle her iki yarımkürede de özellikle Japonya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Venezuela, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Afrika'da yayılış göstermektedir. Sikloromastadia familyası ise Kafkasya, Alpler, Nepal gibi yüksek yerlerde bulunabildiği gibi Costa Rica gibi deniz seviyesine yakın yerlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu gruptaki türler çoğunlukla orman,
tarla ve otlaklarda, sık otların arasında veya dip kısmında, yosun aralarında veya otlakların kaplı bataklıkta yaşamıştır. Yaşarlar. Anadolu, Avrupa, Asya, Akdeniz ülkeleri ve Kuzey Amerika'da birçok ot biçen türünün büyük bir çoğunluğu bu grup içinde yer almaktadır. Bu alt takımın en yaygın familyası, en çok görülen familyası ise falangitlerdir. Ülkemizde ot biçenlerin biyoçeşitliğine bakacak olursak, dediğimiz gibi ot biçenlerle yapılan araştırmalar yakın tarihte başlamıştır. Avrupa'da tür testleri tamamlanmıştır ama ülkemizde daha öncelerden yapılan çalışmalar yabancılara aittir. Yakın zamanda bazı çalışmalar yapılarak yeni tür testleri çalışmaları devam etmektedir. Ülkemizde yaklaşık olarak 132 tür temsil edildiğini daha önce belirtmiştik. Bu türler toplamda 6 familya içerisinde yer almaktadır. Bunlar Diclonomastidae, Nemostidae, Phalangit, Scleromastidae, Sironidae ve Troglit familyasıdır. Diclonomastidae familyasında 6 adet tür mevcuttur ülkemizde bulunan. Burada Diclonosma, Resti, Gruber türü endemiktir. Sadece ülkemizde bulunmuş bir türdür. Nemostidae familyasında toplamda 31 adet tür mevcuttur. Bu türler burada görüldüğü üzeredir. Burada koyu renkli olan türler, dediğimiz gibi ülkemizde endemik bulunan türlerdir. Gli Jarovia turkica, Histrocosma gruberi, Histrocostoma mitovi, bunlar endemik türlerdir. Yine burada da endemik türler görülmektedir. Phalangidae familyasında ise toplamda 70 adet tür mevcuttur. Bu türler ekranda görülmektedir. Yine burada da koyu renkli olanlar endemik türleri temsil etmektedir. Scleromastidae familyasında toplam adet tür mevcuttur. Bu türler yine ekranda görülüyor. Labinium anatolicum, Labinium link bergi, Sironidae familyasında ise toplamda 3 adet tür mevcut ülkemizde. Bunlardan 2 tanesi endemik tür olarak kayıtlara geçmiştir. Sirodurucus bitkansus, Sirodurucus yalovensis. Troglit familyasında ise toplamda 12 adet tür mevcuttur. Clatorus simon, Turgolus bunki atus gruber. Ülkemizde tespit edilen 162 adet ot biçenin 37 tanesi endemik türdür. Bunlar az önce belirttiğimiz slaytlarda koyu renkli yazanlar. Phalangidae familyası bünyesinde 21 adet olmak üzere en çok endemik türü bulunduran familyadır. Diclonomastidae familyasında 9 adet tür bulunmaktadır. Scleromastidae, Sironidae ve Troglidae familyasında ikişer adet endemik türler kaydedilmiştir şu ana kadar. Diclonomastidae familyasında ise tek adet endemik tür mevcuttur. Ülkemizde dediğimiz üzere tür teşhis çalışmaları halihazırda tamamlanmamıştır. Tür sayısının da bunlara paralel olarak artış göstereceği muhtemeldir. Ülkemizde tür çeşitliliği bakımından en yaygın grup ipnoidir. Bu grupta yer alan türler bulunduğumuz coğrafyaya en iyi adapte olmuş türlerdir. Dünya üzerinde ise tür çeşitliliği açısından en yaygın grup yine ipnoidir. Bu da zaten bizim ülkemizde tür sayısının daha fazla olduğunu desteklemektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler güzel sunumunuz için Mustafa Hocam. Mustafa Hocam'ın sunumuyla ilgili sorularımız var mı acaba hocalarım? Eğer sorularımız yoksa Mustafa Hocamızın sunumuyla ilgili bir sonraki sunum Doktor Burcu Şabanoğlu hocamızın ama burada mı mevcut mu bilemiyorum. Sanırım kendisi yok. O yüzden bir sonraki sunum için de yine Sara Ruvande hocamızı çağıracağım ama kendisi sanırım yine oturumumuzda mevcut değil. Bir sonraki sunumumuz Nurullah Öztürk hocamızın sunumu. Hocam sunumunuz için buyurun lütfen. Ekran paylaşımı yapabilirseniz çok seviniriz. Açıldı mı hocam? Nurullah hocam sesiniz biraz uzaktan geliyor sanki ama şu an sunumunuzu görebiliyorum ben. Geliyor mu?
Tamam değil mi? Merhabalar, Nurullah Öztürk. Merhabalar hocam, sesiniz çok az geliyor. Bilmiyorum, diğer hocalarım da benim gibi çok mu az duyuyorlar? Şu an nasıl hocam? Şimdi biraz daha iyi. Tamam, ayarlamaya çalışıyorum. Size de az geliyor hocam. Değil mi? Hı-hı. Evet. Çok teşekkürler hocam. Hocam, sesle ilgili size zahmet. Hocam ben Nurullah Öztürk, Kocaeli Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Şu an slide geçişlerinde bir sıkıntı yok değil mi? Yok, herhangi bir sıkıntı yok hocam, buyurun. Benim işte Bolu ilinde alabalık üretim tesislerinde yaygın olarak görülen hastalıklar ve bu hastalıklara aşılan ilaçlar konusunu anlatacağım inşallah. Bunun öncesinde de ülkemizde ve dünyadaki su ürünleri üretimiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum önce. Gıda değeri açısından balık, su ürünleri, iyi bir protein kaynağı olması yanında A, B, D ve K vitaminleriyle kalsiyum ve fosfor açısından zenginlik ihtiva eder. Bu gıdalar içerisinde de balık zengin protein içeriği ve yapısında bulunduğu çoklu doymuş, doymamış yağ asitleri ve vücudun besin maddesi ihtiyacını karşılamakta çok büyük ilk sıralarda yer almaktadır. Dünyada su ürünleri üretimi yıllar itibariyle bakıldığında avlanan miktarda dalgalanmalar varken yetiştiricilik üretimi yıllar içerisinde sürekli bir artış göstermektedir. 2018 yılında dünya su üretimi 178,5 milyon ton olarak açıklandı FAO tarafından. Bunun %54'ü avcılıktan, %46'sı da yetiştiricilikten elde edilmiştir. Burada da yine dünya su üretiminin yıllara göre değişimi görüyorsunuz zaten. Avcılık dalgalanma içerisinde ama yetiştiricilik sürekli ilerliyor. Yapılan araştırmalara göre de önümüzdeki yıllarda su ürünlerine olan yatırımın da genişlemesiyle birlikte 2030 yılına geldiğinde yetiştiriciliğin avcılığı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizdeki duruma baktığımız zaman da TÜİK 2019 verilerine göre su ürünleri avcılığı bir önceki yılın yıla göre artış gösterdi. %18 şeklinde. Avcılık yılında 463 bin ton, yetiştiricilik olarak 373 bin ton gerçekleşti. Burada da yine Türkiye su ürünleri üretiminin tablo şeklinde TÜİK verileriyle görebiliyorsunuz. En son 2019'a kadar olan tüm üretim şeyi tabloda mevcut. Bu grafikte de gördüğünüz gibi yetiştiriciliğin sürekli bir artış içerisinde olduğu ama avcılık üretiminin inişli çıkışlı bir grafik içerisinde olduğu görülüyor. Ülkemizdeki kültür balıkçılığı da son yıllarda yüksek bir ilerleme kaydetti. 2019'da 3 bin ton olan yetiştiriciliğin 23 bin tonu alabalık yetiştiriciliğinden gerçekleşmiştir. Burada da deniz yetiştiricilerdeki üretimin şeyi görünüyor, oranları. En çok yapılan türler az önce söylemiştim. Alabalığın 123 bin ton. Ondan sonra çipro ve levrek sırada geliyor arkasından. Burada da yine Türkiye'deki yetiştiricilik oranları var. Bu da çalıştığım Bolu ilinde ki yıllara göre üretim miktarları görünüyor. Burada da sürekli bir azalma görülüyor. Burada da Bolu ilindeki alabalık işletmelerini paylaşmak istiyorum sizinle. İşletme sayımız 29 toplamda. 299,6 ton olarak bir üretim kapasitesi var Bolu'daki işletmelerin. 705 binde yavru kapasiteleri var. Proje kapasiteleri. Bolu ilinde bulunan alabalık tesislerindeki hastalıklardan bahsedeceğim. Zaten konumun ana kaynağı burası. Bolu ilinde kültür balıkçılığı yapan alabalık üretim tesislerinde en sık rastlanan hastalıklar kızılağız hastalığı, Yersinia rukei etkeninde Yersiniosis, bakteriyel solungaç hastalığı, beyaz benek, ihtiyofilis multiplis hastalığı yine, trikodine enfeksiyonunda rastlanan hastalıklardan. Bolu'daki işletmelerde viral hastalıklar rastlanmadı bizim çalışmamızda. Yersiniosis'ten bahsedeyim. Yersiniosis gökkuşağı alabalıklarında görülen kronik seyirli bir bakteriyel enfeksiyon. Etkeni de Yersinia rukei'dir. Ağız etrafında ve içinde oluşan kanama, kanlanma en tipik belirti bu hastalıkta. Gökkuşağı alabalıklarının bulaşıcı bir hastalığı yine. En doğru tedavi antibiyotikler ve kimyasal maddeler olarak kullanılması gerekiyor. Bolu'daki işletmeler kimyasal olarak kloramin T kullanıyorlar. Antibiyotik olarak da florfenikol etken maddeli ilaçlar kullanmaktalar.
Bakteriyel solungaç hastalığı. Bakteriyel solungaç hastalığı salmonikler, yani balık alabalıklarda, sazan ve yılan atı balıklarında solungaçların konjesyonu ile ortaya çıkan bir hastalık ve öldürücü bir infeksiyon. Etkeni Flobacterium bronchopyalia'dır. Tedavisi yine burada da kloramin T banyosu, bakır sülfat, göztaşı kullanılıyor. Potasyum permanganat ve terramisin de banyo yaparak bu şekilde tedavisi var. Beyaz benek hastalığı. Beyaz benek hastalığının etkeni Ciliaten parazit ailesine ait olan bir parazit Ichthyophilus multiplus'tir. Hastalığın belirtisi balığın vücudunda yayılmış beyaz noktalar ve deri üzerinde mat bir renk alması kolonun. Bu hastalığa karşı da suyun sürekli değiştirilmesi veya şiddetli akıtılması, havuzların 8 ila 20 gün süreyle kurutulması. Yine diğer şeyde olduğu gibi kloramin T ve formaldehit gibi dezenfektanlarla bu hastalığı tedavi edebiliyoruz. Trikodina enfeksiyonu. Trikodina türleri 5-10 nanometre boyunda olur. Solungaçları ve yüzgeçleri üzerinde görülürler. Deri üzerinde benek halinde görülebildiği gibi bu benekler deriyi de tamamen kaplayabiliyorlar. Hastalığın tedavisinde formaldehit banyosu yeterli olabiliyor. Burada da yine yetişimde kullanılan ilaç ve kimyasalların tablosu. Burada etkenleriyle birlikte ilaçları paylaşıyorum sizinle. Bazı etken maddeler, az önce dediğim flufenikol etken maddesi, geniş bir spektruma sahiptir. Dirençli bakterilere karşı etkili olduğu için bunu daha çok yaygın olarak kullanılan bir antibiyotik üretim tesislerinde. Oksitetrasiklin, yine bu da denilen antibiyotiklerden bir tanesi. Oksitetrasiklin kullanımı birçok kaynakta 5-10 mg bölü litre günlük 2 doz olarak kullanılıyor. İnjeksiyon, 10 gün süreyle yemek katılma şeklinde kullanılıyor. Kloramin T en çok yaygın kullandığı bizim üreticilerimizin balıklarda solungaç hastalıklarını önlemek ve bu hastalıkların korunmak kullanılıyor. Kimyasaldır. Bakteriyel hastalıklar kloramin T uygulanarak birçok balık türünde kontrol altına alınıyor. Yine formaldehitte kullanılan antibiyotiklerden, ilaçlardan bir tanesi. Formaldehit sadece bakterisi, virüsü değil, antiparazitik olarak etkilen dezenfektan maddesi. Paraziter hastalıklarda sonuç verdiği, iyi sonuç verdiği bilinmektedir. Bolu ilinde kullanılan tesislerde, ki kullanılan Bolu ilindeki alabalık ürün tesislerinde kullanılan ilaç ve kimyasallar burada. Anlaşmak istiyorum sizinle yine. Sinfulor, Aqua. Bunlar tesislerden gittiğinde çekmiştim taraflarını. Diatri Aqua, balıklardaki enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç. Kloramin T az önce yine en çok bahsettiğim şeylerin kimyasal olarak bundan kullanıyorlar. Mediflor, etken maddesi flufenikol, antibiyotiklerden demiştim az önce. Solunum yolu hastalıklarının tedavisi amacıyla kullanılıyor. Bakır sülfat, dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Göz taşıları deniyor buna. Bakteriyel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Formaldehit, bakterisit, virüsit, fungusit gibi antiparazitik özelliklere etki eden bir dezenfektan maddesi. Bakteri ve sporlar üzerinde etkilidir. Sonuç ve öneriler. Yaptığımız araştırma ve gözlemler sonucunda Bolu ilindeki işletmelerde doğru olarak tespit edilmediği hastalıkların ve zamanında müdahale edilmediğinden ciddi kayıpların olduğu görülmüştür. İşletmelerin çoğunda yaygın olarak karşılaşan hastalığın yersiniozis olduğu belirlendi. Bu hastalıktan korunmak için en iyi yöntem aşılamadır. Aşı olarak bakterinin öldürülmüş kültürü kullanılmaktadır. Aşılamadan sonra bağışıklık en erken 10 gün içerisinde oluşmaktadır. İşletmelerin büyük çoğunluğu bu hastalığı bilemediği için ne tür tedavi yöntemi uygulayacağını bilememektedirler. Hastalığın işletmeler arasında yayılmasında yumurta ve yavru alımı satımının rol oynadığı tespit edilmişti. İşletmeler arasında birbirlerine yumurta alıp veriyorlar. Hastalık bu şekilde yayılıyor. Tedavide oksitetrasiklin, sulfademioksin, ormetoprim gibi antibiyotikler kullanılması gerekirken üreticiler çoğunlukla doğru antibiyotikleri kullanmadığı görülmüştür.
bazı işletmelerde çoğunlukla bu bölgede yaygın olan tavukçuluk sektöründe kullanılan antibiyotik ve kimyasallar üzerinde tespit edilmiştir. İşletmelerde hastalığın tam olarak teşhisini yapacak teknik personel gerekli ekipman olmadığı görülmüştür. İşletmelerde hastalığın tam olarak teşhisini yapacak teknik personel olmadığı ve gerekli ekipman olmadığında bu işletmeler rastgele koymaktadır teşhislerini. İşletmelerde her yıl görülen hastalıkların zamanı, hastalığın türü ve seyriyle ilgili kayıtların tutulmadığı görülmüştür. Bu nedenle işletmeler her yıl belli zamanlarda tekrar eden hastalıklara karşı hazırlıksız yakalandıkları ve bunun sonucunda önemli miktarda balık kaybettikleri gözlemlenmiştir. Hastalıkların doğru teşhisi ve tedavi yöntemi için her işletmede bir su ürünler mühendisi veya tekniker bulundurması zorunlu olmalıdır. Bu şekilde balıkların sağlığı olmuş olacaktır. Sonuç olarak Bolu ilindeki alabalık üretim tesislerinin büyük çoğunluğu küçük kapasiteli üretim yapan aile işletmeleridir. Bolu ilinde bulunan su ürünleri alabalık üretim tesislerinin büyük çoğunluğunda mühendis veya tekniker bulunmamaktadır. Teknik personel bulunmayan işletmelerde hastalıkların doğru teşhis ve tedavileri yapılamamaktadır. İlde üreticilere hastalık teşhis ve tedavisinin yardımcı olacak resmi kurum ve kuruluş bulunmamaktadır. Hastalıklara karşı doğru ilaçlar kullanılmadığı gibi kullanılan ilaç ve kimyasalların da doğru doz ve sürede kullanılmadığı görülmüştür. Teşekkür ederim. Nurullah Hocam çok teşekkürler sunumunuz hocam, için. Sesim geldi mi gelmedi mi tam emin olamadım. Öyle kendi kendime konuştum. Biraz az geldi ama duyabildik sanırım. Diğer hocalarım da duyabildi mi bilmiyorum. Kendi kendime de bazen söylerim. Kulaklığı takıp çıkarıyorum. Kendi kulaklıksız falan da konuşmaya çalıştım ama. Sesiniz geldi hocam. Diğer hocalarımız duydu mu bilmiyorum ama sesiniz hani düşük de olsa geldi. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Beni dinledim. Biz teşekkür ederiz. Hocalarım sorularınız var mı acaba hocamıza? Benim yok hocam. Şimdi... Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Yine bütün sunumlarla ilgili sorusu olan hocamız var mı acaba? Şimdi normalde sunum yapması gereken iki hocamız daha vardı ama hala sanırım kendileri burada olmadığı için sunumlarını yapamayacaklar. Doktor Burcu Şabanoğlu hocamla araştırmacı Sara Raunde hocam sanırım yoklar. Evet, sunum yapan hocalarımızla ilgili sunumlarla ilgili sorusu olan hocalarımız var mı acaba? Yok galiba. O zaman bugünkü bu oturumumuzu kapatacağım ben. Kaydı da şuradan sanırım kapatabilirim diye düşünüyorum. Yalnız kaydı kapatmadan önce İbrahim Hocam ben size bir şey sormak istiyorum. Orada mısınız acaba? Müsait misiniz? Sanırım İbrahim Hocam sesimi almıyor. Şimdi sevgili hocalarım oturumu kapatacağım fakat oturumu ben ikinci hocamızın sunumuyla beraber başlattığımı düşünüyorum kayıt anlamında. Bu bağlamda tekrar kısaca bir vaktimiz de var. Kendi sunumumu yaparken sanırım kayıt yapılmamış, video kaydı yapılmamış. Ben onu Kamil hocamız sunum yaparken açtım. Dolayısıyla eğer sorunuz yoksa hocama da ulaşamıyorum. O kaydedilmediği için bir kez daha sunacağım. Yine bunu sunmadan önce bütün sunumlarla ilgili sorularınız varsa hocam alabiliriz. Değilse tekrar kaydedilmediği için onu tekrar kaydetmek amacıyla çok kısa sunumu tekrar edip daha sonra oturumu kapatacağım. Hocalarım var mı sunum chat kısmına yazabilirsiniz ya da sesinizi açıp söyleyebilirsiniz. Sunumlarla ilgili sorularımız var mı acaba? Hocam ben kendi adıma teşekkür ederim. Benim herhangi bir sorum yoktur. Bütün hocalarımıza da teşekkür ediyorum sunumları için.
Berna Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hepinizle tanıştığım için çok mutlu oldum. Umarım ilerleyen süreçlerde yüz yüze de böyle güzel Umarım hocam. kulüplerde karşılaşabiliriz. Umarım hocam, inşallah. Öyle kayıt olmadığı için o zaman ben tekrar affınıza ve izninize sığınarak sunumu Estağfurullah hocam. Şey yapacağım, paylaşacağım. Daha sonrasında da oturumumuzun kaydını kapatacağım ve bu oturumumuzu kapatacağım. Ben de şimdiden herkese çok çok teşekkür teşekkürler ediyorum. Ederim. Lütfen buyurun hocam, problem yok. Benim de herhangi bir sorunum yok. Tüm hocalarımıza başarılar diliyorum bundan sonraki hayatlarında. Çok teşekkürler Kamil hocam. Sunumu paylaşıyorum ben de hemen. Sunum yapan hocalarımızı da. Hocalarım, sizden bir geri dönüş alabilir miyim? Sunum gözüküyor mu? Evet hocam. Evet hocam, görünüyor. Tamam, o zaman tekrar bir çok kısa, ikinci tekrar olacak, kusura bakmayın ama kaydedilmediği Estağfurullah için hocam. yapıyorum. I will share my study results about assessing the genotoxic effects of D-glucose and sucrose in Drosophila melanogaster. As we know, D-glucose is a monosaccharide, is a simple sugar which is very critical in energy cycles in different biological model systems. Sucrose is widely used as a disaccharide and known as table sugar. Also, these two sugars are linked to different health problems in case of long-term consuming. For this reason, this study aimed to determine potential genotoxic effect of D-glucose and sucrose in a proper model organism like Drosophila melanogaster with different genotoxicity test systems. Genetic toxicology is a field deals with the genetic effects of toxic substances that damage DNA or produced mutation. Why DNA damage is so important? When DNA damage is occurs, it can be repaired properly or it cannot repaired, remain unrepaired or erroneously repaired. If it cannot repaired, it can affect somatic cells and cause some health problems like cancer, neurodegenerative disease, hepatitis. If it affect the germline cells, it can cause birth defect like cystic fibrosis, sterility, or metabolic disorders like diabetes. And how can we quantify DNA damage in lab? We can quantify DNA damage in lab with some tests, genetic toxicity tests. One of is COMET assay, the another is Drosophila wing spot assay, SMART assay. You can see an overview about an agent or chemical mode of action. These agents or chemicals goes to direct effects to the DNA or induced and produced other molecules and goes to indirect effects to the DNA. And at the end of this effect, we can see some non-genotoxic endpoints like neutral effects, lethal effects, or no effects. If we see the critical DNA damage and visible DNA damage or chromosomal mass aggregation, we can see genotoxic effects. And as I mentioned previously, this study aims to investigate potential genotoxic effects and reactive oxygen species are waste production levels of high D-glucose and sucrose intake by oral route in Drosophila melanogaster. For this purpose, I use the COMET assay single cell gel electrophoresis in hemocytes and SMART assay somatic mutation and recombination test in imaginal disk cells, and ROS was measured with DGFHDA test in the hemocytes of this organism. You can see the life cycle of Drosophila melanogaster. Why Drosophila we choose? Because it has rapid life cycle, easy deep culturing, low production cost, large offspring production per generation, high fertility and fecundity. The most important thing is that approximately 60% of D. melanogaster's DNA is similar to the humans, and almost 75% of genetic materials responsible for human disease, such as autism, diabetes, cancer, has a functional homologue in D. melanogaster. You can see the study process in here, this slide. I exposed the third instar larva to D-glucose and sucrose
0.1, 1, 10 and 50 millimolar concentration. For Kumatese and Ross analyzes, I used the Oregon R. Drosophila lines. These are the wild type Drosophila. For smart assay somatic mutation and recombination test, I obtained the multiple Winkler and Flair transheterozygote Drosophila. And when they become the third instar larvae, I feed with these sugars. And after that, I waited to became them to adult and collect them and examination under the microscope. You can see the smart assay protocol in here. This test depends on the loss of heterozygote C in somatic cells of exposed larvae, and we can easily detect with this test point mutation, deletions, somatic mutation, and recombination. You can see the some pictures of the some spots. These spots or clones reflected defected wing hairs. Three types of spots were searched and detected: small single spots, multiple; large single spots, multiple; large single spot flare; and twin spots consist of both multiple and flare spots. You can see the Kumatese assay details in slide. It's a tool for DNA damage, detecting DNA damage, and you can see no damaged cell in here and a large damaged cell. pH can be either neutral or alkaline. In this study, I choose the alkaline version. Kumatese assay method overview you can see in this slide. After the exposure, one day later, I collected the larvae, and after the complete the hemocyst isolation and prepare slides, go through the lasers, unwinding, electrophoresis, neutralization, and the last step is staining and scoring. You can see some detailed picture of the steps of the study of Kumatese. Egg collection and after 3 day old larvae exposed to glucose and sucrose. After that, hemocyte isolation from 4th day larvae, and prepare the slides, lysis, unwinding, electrophoresis, neutralizing, fixing, and the last step is ethidium bromide staining and scoring. For scoring, I used the CasLab software, tail DNA in percentage, and you can see the details of ROS analysis in hemocytes, and use the ImageJ software for the intensity analysis. You can see smart results in here. Our results show that significantly increased clone formation in highest concentration both D-glucose and sucrose as compared to distilled water. Distilled water used a negative control, and EMS used for positive control. It's an alkylating agent. And you can see the sucrose table in here. The Kumatese assay is seen the similar manner. DNA tail percentage significantly increased in the highest concentration of both D-glucose and sucrose as compared to distilled water. And ROS results show that all concentration both D-glucose and sucrose as compared to distilled water, we can see these results. And as a conclusion, increased ROS level leads to DNA damage, leads by the excessive burden of DNA repair machinery. And as we know, potential sources of oxidative stress induced by hyperglycemia are auto-oxidation of glucose, non-enzymatic glycation, advanced glycation, and point production formation are ROS produced by mitochondria. Taking into account that excessive oxidative stress is main factor in DNA damage, it is not surprising that the highest concentration of D-glucose and sucrose are genotoxic in this current study. Similarly, with the results, numerous previous study demonstrated that D-glucose exposure was able to induce genotoxicity and ROS induction effects in different cell lines. And also, these two sugar exposure capable to induce mutation rates in rat colon. High concentration of glucose and sucrose increased DNA damage and mutation in Drosophila in this study. Also, all studied concentration of these sugars increased ROS levels, and overconsuming and exposing these sugars need to be attention. Thank you very much for your consideration and patience. Sevgili hocalarım, çok teşekkür ederim. İki kere dinlemek zorunda kaldınız. Kusura bakmayın lütfen. Bugünkü oturumumuzu bu şekilde kapatıyorum.